Az sonra bunların hepsini göreceğiz. Fakat Evet. şimdi göreceğimiz başka bir konu var. Geçtiğimiz hafta hepimizi çok üzen, hatta haftayı öyle başlatan daha doğrusu, Larissa Gacemer bu defa teşekkür için karşısına çıktı ekranların, sosyal medyanın ve teşekkür etti. Desteğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Bir o storyleri izleyelim, sonrasında konuşalım. Sosyal medyadaki sanal zorbalara yaptığı paylaşımla isyan eden Larissa Gacemer'e ünlü isimlerden destek üzerine destek yağdı. Gelişmeler üzerine Larissa Gacemer'den yeni paylaşım geldi. Güzel manken kendisine destek verenlere teşekkür etti. Farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Larissa yine samimiyetini konuşturdu. Kimseyi üzmek istemedim. Brezilyalı manken Larissa Gacemer 2011 yılında bir reklam çekimi için geldiği İzmir'de eski basketbolcu Burak Gacemer'le tanışmış, ilişkiye başlayan çift aynı sene evlenmişti. O günden beri Türkiye'de yaşayan manken ilerleyen zamanlarda Krem ve O Hayat Benim dizilerinde oynadı. Samimiyeti ve sempatik tavırlarıyla Türk halkı tarafından çok sevildi. İmrenilen bir evliliğe sahip olan Burak ve Larissa çifti her ne kadar göz önünde olmasalar da sosyal medyalarından gelen saçma yorumlardan, densiz sorulardan kurtulamadı. Özellikle sürekli sorulan bir soru var ki Larissa Gacemer'i geçtiğimiz günlerde isyan ettirdi. Birçok insanın sürekli neden çocuğunuz yok sorusunu sormasına kızan manken sosyal medyasından hem cevap vermiş hem de tepki göstermişti. Çektiği kısa bir videoda doğuştan gelen bir hastalığı olduğunu, bu sebeple çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen güzel manken Burak Gacemer'in evlenmeden önce bunu bildiğini söylemiş ve eklemişti. Çocuğumuz olmayacak, bilerek evlendik. Bununla barıştık. Ayrıca ünlü manken bu durumu nasıl kabullendiğini söylerken acıda bir cümle kurmuştu. Allah beni böyle yarattı. Larissa Gacemer'in yaptığı bu paylaşımın ertesinde güzel mankenin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımdan etkilenerek siber zorbalara tepki gösterdi. Ayrıca birçok ünlü isimden de Larissa Gacemer'e destek üzerine destek geldi. Azal Kaya, Pınar Altu, Sinem Kobal gibi onlarca ünlü isim sempatikliği ve samimiyetiyle bilinen Larissa'yı yalnız bırakmadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Larissa Gacemer yeni bir video çekerek kendisine destek verenlere teşekkür etti. Sempatik manken sosyal medyada olay olan paylaşımı için mütevazı bir cevap verdi. Kimseyi üzmek istemedim. İnsanların bilmediği konularda yorum yapmasından rahatsız olduğunu söyleyen Gacemer, videoyu paylaşma amacını da şu sözlerle açıkladı. Farkındalık yaratmak. İnsanların birine bir şey söylemeden önce düşünmesini isteyen Larissa, annesinin çocukluğunda kendisine verdiği bir öğüdü de takipçileriyle paylaşarak samimiyet dersi verdi. Yazık Larissa ya. O da Türkleşmiş ya. Bize dönmüş en sonunda. Hani söylemleri, konuşması falan. Tabii çok bu siber zorbalık gerçekten artık aldı başını gidiyor. Ve inşallah bu koronayı atlatıyoruz. Gündem korona belki ama bence ikinci gündemde bu olmalı. Çünkü insanların hayatlarına, insanların yaşantılarına gerçekten tecavüz bu. Ve bunları yapanlar bence demin hani Selda Hanım demiş ya sapıklık bu. Bence sapıklık bu. İnsanların bir başka insanın hayatına fake hesaplardan, isimsiz, kendilerini belli etmeden, nasıl aynı bir evi gözetleyen adamlar vardır ya camın içerisinde, o evde kim ne yapıyor? Onlar da hani onlara ne denir? Sapık. Yani beni gözetliyor. Ne yaptığımı bilmek istiyor falan. Bunlar da bunun başka çeşidi. Bunlar hasta ruhlu insanlar. Dolayısıyla anne olamamış bir kızı ve olamayacak olan bir kızı anne olamamakla suçluyorlar. Dünyada daha büyük bir gerçekten günah olamaz. Terbiyesizlik bir de. Terbiyesizlik yani. Bu terbiyedir ya. Ben mesela birinin bir kusurunu görmemezlikten gelmeye çalışırım. Evet. Eskiden öyleydi yani. Birisinin görmemesinin le dalga geçilemeyeceği bir aynı gibi. Şey. Bir kadının da anne olamamasıyla ilgili yaptığınız yorumlar o kadar kötü ki. Yani bunu çok kötü insanlar yapabilir ancak. Öyle düşünüyorum. Yani çünkü anne olmayı her kadın çok ister. Olamamak Allah'tan gelen bir durum. Yani hastalık da, yani sahip olamamak da. Allah inancınız varsa gerçekten, yani şu mesela Ramazan'da oruç tutuyorsunuz değil mi? Kalbiniz kötüyse hiç işe yaramıyor. Namaz kılıyorsunuz mesela. Bir insanın anne olamamasıyla alakalı onu vurmaya çalışıyorsanız
Hiçbir işe yaramıyor. Yani dini vecibelerinizi yerine getirmek demek iyi insan olamadıktan sonra yerine geliyor anlamında olmuyor ki. Şuramızı bir temizleyelim. Şuramızı bir temizleyelim. Ondan sonrası çok Kız rahat. güzel ya şimdi. Mutlu ya. Kocası da yakışıklı. Seviyor kocası. Kocası da onu seviyor. Kocası onu zaten kabul etmiş böyle. Çocuğumuz onu, sen bir şey söyledin demin. Ona sadece sen yetersin diyor. Adam gibi bir adamla evlenmiş. Yani dolayısıyla diyor ki yani sen çocuk yapsan da yapmasan da başımın tacısın diyor. Mis. Onlar mutlular. Mutluluk göstergesi birçok paylaşımda bulunuyorlar. İyiler. Size ne oluyor? Ben onu Demek anlayamıyorum ki yani. senin çocuğun olmasaydı kocan seni kabul etmeyecekti. Ya da sende öyle bir eksiklik hissediyorsun ki Larissa'ya saldırıyorsun. Yok hayatım, kim herkesin sayfasına giriliyor. Orada O o kar var. kim mutluysa, kim başarılıysa, kim iyiyse onunla uğraşılıyor. Düşünsene, hiç başarılı olmayan, hiç gündemde olmayan birisini yazmazsın ki. Hiç yoklar. Ya Evet. anladım, yazmazsın. Değil mi? Ya ama bu kızcağız da gerçekten çok da tatlı, çok da güzel maşallah ve eşi de ona sahip çıkmış. Ya üzmeyin insanları. Arkadaşlar, çocuk sahibi olamamak bir kadının en büyük yarasıdır. Yani siz bunun ne demek olduğunu bilmeyen, yani olmayan anlar. O yüzden de gerçekten hatırlatmayın. Çünkü o, bakmayın ki herkes çok özenir. Ben o kadar çok özeniyorum ki. Ama hep mesela söylüyorum, her gün mesela Bircan'a bakıyorum. Bircan karnım tutuyor, ben burada karnımı tutuyorum. Bircan şişim diyor, şiştim ben de diyorum kendi kendime. Yani bu o kadar istiyorum ki bir an önce, ya diyorum, sen Ağustos'ta inşallah doğurursun diyorum. Yani bir an önce doğurmasını istiyorum. Sanki tehlike olurmuş gibi, Allah korusun, öyle her şey çok sağlıklı da. Yani böyle güzel niyetli olmak lazım ya. Böyle kalpten davranmak gerekiyor gerçekten. Larissa'ya da çok destek geldi Çok. herkesten. Ben farkındalık olsun diye yapmıştım. Lütfen üzülmeyin diyor. Gerçekten de bir Evet. farkındalık oldu. Bence Ben de. böyle bu tarz insanların senin de söylediğin gibi sadece başarılı insanların başarısının altını çizmeye yarayan bu fake hesap katliamının işte itibar suikastliğinin Larissa'yla da beraber çok güzel bir şekilde azaldığını görüyorum zaten. Hiçbir şey olmuyor Larissacığım. İtirir kervan yürür diye bir Aynen laf öyle. vardır. İtirir kervan da gördüğün Yürür. gibi yürüyor. Gündeme getirdiler şimdi seni. Bak, böyle çok enteresan bir şey yapıyorlar aslında. Aslında senden bahsederek seni gündemde tutuyorlar. İyi veyahut da kötü, gündemdesin. Önemli değil. İnsanlar senin hakkındaki düşüncelerini seni karalayarak bir yere getirmeye çalışan insanlara itibar etseler, sen aynı yerde olmaya devam edemezsin. Demek ki etmiyorlar. Değil mi? O yüzden de umursama, mutluluğuna devam et diyorum. Öpüyorum seni. Evet, seni öpüyoruz ve Evet. Hande Erçel'e geçiyoruz. Bir başka güzel. Hande Erçel, bilmiyorum oyunculuğunu nasıl bulursun ama yeni bir projeye başladı ve partneri Kerem Bürsin oldu. Sonrasında Murat Dalkılıç'la alakalı ona söylenen şeylere bakalım Hande'nin tepkisi ne olacak. Kerem Bürsin'le dizi çalışmalarına başlayan Hande Erşel yeni partneri hakkında neler söyledi? 5 aylık yeğeni Aylin Mavi hakkında konuşan güzel oyuncu anne olma konusunda nasıl yorum yaptı? Hande Erşel Murat Dalkılıç'la evlilik sorusuna ne yanıt verdi? Kerem Bürsin'le başrolünü paylaşacağı Sen Çal Kapımı adlı dizinin okuma provalarının çıkışında yakaladığımız güzel oyuncu Hande Erşel çok heyecanlı olduğunu belirttiği proje hakkında şu yorumu yaptı. Yoğun çalışıyoruz. Hande Hanım'a yeni partneri Kerem Bürsin sorulduğunda ise kendisiyle yeni tanıştığını belirtiyor ve hakkında güzel şeyler söyleyerek şu yorumu yapıyor. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Karantina döneminde bolca yeni projesine çalıştığını belirten Hande Erçel'e geçtiğimiz günlerde 5. ayına giren yeğeni Aylin Mavi sorulduğunda ise gözlerinin içi gülüyor. Yeğeni kendisine çok benzeyen Hande Hanım'a anneliğin çok yakışacağı söylenince kendisi şaşırtıcı bir cevap veriyor. Çok umutluyum. Hande Erçel'e geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında yaptığı şunu da bir eversen paylaşımı hatırlatılınca güzel oyuncu cevap vermekten kaçınıp sadece gülmekle yetiniyor. Sonra bunları göreceğiz. Şimdi Hande Erçel'i konuşacağız. Hande Erçel yeni bir diziye başlıyor. Ve Kerem Bürsin'le olağanüstü bir adam diyor. Olağanüstü bir adam Kerem Bürsin.
Partnerin bunu kısa sürede böyle söylemesi ne kadar güzel bir şey. Yani onore etmiş. Çünkü bu kadar kısa zamanda olağanüstü olup olmadığını anlayamaz. Bilemeyiz. Orada ne diyeceğini bilemedi aslında. Orada olağanüstü geldi. Biraz egzajere var, evet. Evet, öyle dedi ama ben onların başarılı olmasını istiyorum. Çünkü bunlar bahtsızlar bu konuda. Kerem de bahtsız. O da bahtsız. Bunların projeleri tutmuyor çünkü. Her ikisinin bahtsızları. Yani bunların projeleri demeyeyim. Bunların yer aldıkları projeler son bir şeyler kaldırıldı galiba. Hem Kerem'in hem onun. Şimdi doğru. Ama başarılı bu Kerem, yani o oyunculuğu iyi. Hande de zayıfladıktan sonra çok güzelleşti bence. Evet. Ekrana yüzü daha de, da yakışıyor. Evet, yüzü de güzel. Yani hani sinemaya yakışan bir suratı var. Şimdi hep aynı kişilere de proje insanları da sıkıyor olabilir. Çeşit olması her zaman güzel. İnşallah tutsun. Şimdi inşallah ben istiyorum tutsun. Onların işlerinin iyi gitmesini. İş hayatı güzel gitsin. Şimdi muhabirlerimiz özel hayatla alakalı bir soru soruyorlar. Ben şu duruma çok sinirleniyorum. Evlilik sorusunu kadına sormayın. Evlilik var mı sorusunu adama sorun. Adama sıkıştırın. Çünkü kadın ne diyeceğini bilemediği zaman bir şey de söylemek istemiyor. Çok zor durumda kalıyor. Yani çünkü düşünüyoruz dese, düşünmüyorlarsa düşünüyoruz diyemez. Düşünmüyoruz olsa birazcık inciltici. Ama şöyle bir şey diyeyim mi ben Hande'ye buradan? Murat Dalkılıç çok tatlı, iyi bir çocuk. Ama daha önceden Merve ile evliydi. Yapamadı. Murat'ın mesleğinde istediği yere gelene kadar, tam başarmış olana kadar daha ikinci olmadı. Bir evlilik de yapıyor olmuş olması onu yürüteceğini anlamına gelemeyecek bence. Çünkü adamlar işlerinde çok mutlu olmazlarsa, yani başarmış olmayan, tamam başarılı bir çocuk, başardı çok güzel, yanlış anlaşılmasın. Benim mantığımı söylüyorum. Tam olması için. Şimdi tam istediği gibi ekonomisi, tam istediği gibi kariyeri, tam istediği gibi olana kadar bazı adamlar yapamadığı, başarılı olamadığı her şeyi hayatındaki kadından biliyorlar. Faturayı ona kesiyor. Faturayı ona kesiyorlar. Çünkü etrafındaki diyor ki mahsus onu doldurmak için. Diyor ki bu olmasaydı diyor sen şöyle olurdu. Halbuki diyor ki sen bu kadarsın diyemiyorlar. Tamam mı? Yani sen de bu kadarsın. Sendeki malzeme bu diyemiyorlar. Mahsus demek de işlerine gelmiyor. Diyor ki. Onun yüzünden. Diyor ki ya bununla diyor benim diyor. Veya mesela ekonomi olarak adam tek başına gider bir arkadaşınla bir lokantada da yemek yer, geçinir gider. Ama bir kadınla iyi bir evde oturmak zorunda, onu yapmak zorunda, bunu yapmak falan. Hani doğru düz adamlardan bahsediyorum. Hani şeyden, kadın parası yerlerden bahsetmiyorum. Şimdi bunların zaten şu anda evlenseler hemen sanki daha zamanı değilmiş gibi geliyor. Bu kız da biraz kariyerinde gitsin, uzasın. Çünkü evlenince ne olursa olsun çok enteresan. Eğer hani pik yapıp böyle en yukarıya gelmediysen evlenmende hiçbir mahsur yok. Ama daha gelmekteysen, iki taraf hep daha hele gelmekteyse, o zaman bir sekteye uğruyor değil mi? Yani bir şeyler evlilikte bu ekonomi falan ve başarı kendi kişisel mutluluk çok önemli olduğu için bunlar bunu tamamlamış değiller gibi duruyor. Bak aslında tam olmadığı, her ikisi de kariyerinin başlarında olmasa bile ortalarında diyorsun. Ama bu kız gitsinler. Asla mesela bu kız bunu asla sorun etmez. Çocuk edecek ama. Çocuk eder. O yüzden de Merve ile nasıl evliliği yürümediyse şimdi herkesin yakını karşı tarafı suçlar. Hiçbir taraf tek başına suçlu değildir. Muhakkak iki tarafta da vardır. Merve biraz daha dik falan bir kız. Merve'yi suçladı herkes. Ama bilmiyoruz Murat tarafından da Merve ne yaşadı yani. Tabii onu da Merve'ye sormak lazım. Yani bunu şu yüzden söyledik. Evlilik de şudur budur. Demet Akalın ben Murat'a ev vereceğim diye işin içine girince onu sorduk ama Demet Akalın'ın başka bir işin içine girmesi var. Ama bu defa sert bir kayaya denk geliyor. Survivor'da Evrim var. Çay verin. Bana Allah rızası için çay verin diye ağlayan bir kadın. Şimdi Evrim'in gözyaşlarına beter ol. İşte orada yalnız kal inşallah diye beddualar ederken tabii Evrim'in annesi devreye giriyor. Ve sert çıkıyor. Bir izleyelim orayı. Evrim sarışın bir kız. Hani ilk günden beri ağlıyor evet, ama. O. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Eğer bu kız olmasaydı bu sene. Bu Survivor bu kadar seyredilmezdi. Çok lokomotif bir isim. Doğru söylüyorsun. Çok ittiriyor programı. Ben mesela merak ettim bu kızdan dolayı. Bu kadar çok ağlıyor çocuk gibi ya. Evet. Yani hoşuma gitti çocuk gibi hareketleri. Mahsus mu acaba ağlatıyorlar diyordum. Aylardır ağlıyor. Hiç mahsus değil. Kız orijinal bir kız.
Ödüle gidemediği için ağlıyor. O ödüle gidemedin ya. Oh ağla. İyi oldu sana diyor Demet Akalın. Şimdi çok sıkı bir Survivor takipçisidir ama yıllardan beri. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bilmiyorum o kadar etkili mi ama eskiden Tur abiye çok ciddi katkıları olmuştur. O yatın dediği herkes o hafta birincisi yapmıştır. Demet Akalın gerçekten Survivor'a gönül vermiş izleyicilerinden bir tanesi ama Fatoş Keklik, yani Evrim Keklik'in annesi, bir cevap veriyor. Diyor ki Demet Hanım, siz Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı diyor. Tabii annesi var işin içinde. Yani anneleri unutmamak lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Neydi hanımefendi adı? Fatoş. Fatoş mu? Şimdi Fatoş Hanımcığım, burada tamamen Demet bunu taraftar ruhuyla, hani beter ol dersin ya karşı takıma. Yani aslında orada kız erkek cinsiyet falan düşünmeksizin bir taraftar ruhuyla, yani karşı tarafa dersin ya beter ol, daha şöyle ol, böyle ol. Yani aslında onu bir kız olarak, kız çocuğu olarak, sizin evladınız olarak o hassasiyetle, o an bir yarışma ruhuyla böyle düşünse o da bunu bu şekilde söylemez aslında. Bence tamamen bir takım ruhu, taraftar fanatik, ruhuyla. Fanatik Survivor. İşte, o yüzden o şekilde siz öyle algılayın. O anlamda söylememiştir. Çünkü bu bir yarışma ya. Normal hayatta söylese haklısınız da bir yarışma olduğu için o da bir taraf tutuyorsa o taraftar ruhuyla söylenmiş bir şey, çok ciddiye almayın bence. Şimdi geçen günde Ersin Korkut'un gidişinden hemen sonra ben de Mert'in ailesinden özür diledim. Çünkü Mert'le ilgili kendimi tutamayarak yine bir taraftar yorumu yaptım. Dedim ki sen Ersin'e bunu yaptıktan sonra orada çok kalmazsın ve oyların da düşer. Bence de git zaten dedim ve hemen ailesinden özür diledim. Yalnız Mert bu hafta gitti. Ve oylar düştü. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Kalplerini kırdıysam tekrar tekrar özür dilerim Mert'in ailesinden de. Şimdi ama hayat bu bir yarış. Evet, bu yarışın kazananı olacak, kaybedeni olacak, taraftarları olacak. Herkes öbür tarafın moralini bozacak, canını sıkacak. Burada bir sonuçta bir şampiyon var. Bir ve herkesin bir taraftarı var ve bir tane birinci olacak. Dolayısıyla herkes herkesin moralini bozabilir. Bu o zaman futbolda da bütün futbolculara küfür ediyorlar. Ana avrat affedersiniz böyle bütün sülalesine. O zaman bunların hepsini dikkate alsa adam çıkıp vurması lazım herkese teker tabii, teker. Yani bu durumlarda, oyunlarda, işte ne bileyim maçlarda, bu tip böyle yarışmalarda söylenilen, sarf edilen şeylere çok fazla önemsemeyin, ciddiye de almayın bence. Çünkü yani doğru. Çok özlediniz evet evlatlarınızı biliyoruz ama bunun bir yarışma olması, onların da bu eleştiriyi kabul etmesi anlamına geliyor ilk başta gittikleri için. Bir bakalım mı sosyal medyada neler oluyor? Bakalım. Ünlülerin bir sosyal medya turunu hep birlikte izleyelim. Karantina günlerinde ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları. Koronavirüs belası yüzünden evden çıkamadığımız şu zor günlerde herkes gibi ünlü isimler de bütün hayatlarını sosyal medyada yaşar oldu. Kim neyi paylaştı, kim neyi anlattı? Evde kaldılar, sosyal medyaya sardılar. Kendi yaptı, kendi astı. Nurgül Yeşilçay, milletçe yaşanan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı coşkusuna kendi evinde hazırladığı bayrakla katıldı. Bayrağı nasıl yaptığını ise sosyal medyasından paylaştı. Ukuleleli Barış Manço'lu Demet Evgar. Başarılı oyuncu ukulele çalıp Barış Manço'nun Seher Vakti şarkısını söyleyip paylaşınca kendisine beğeni yağdı. Emel Sayın'ın Yıldızlar kadrosu çok konuşuldu. Sosyal medyada ortaya çıkan eski bir fotoğrafı Aşkın Nur Yengi'nin de paylaşmasıyla fotoğraf olay oldu. Yılların eskitemediği sanatçı Emel Sayın'ın Neşeyi Muhabbet adlı şovundan önce çekilen fotoğrafta Aşkın Nur Yengi'nin yanı sıra Yeşim Salkım, Burak Kut, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu da var. Oyuncu Ebru Şahin'in karantina altında doğum günü sevinci. Karantina yüzünden doğum gününü evinde kutlayan güzel oyuncu, "İyi ki varsınız" diyerek doğum gününü kutlayan sevenlerine teşekkür etti. Ezgi Mola'nın canlı yayında karantina itirafı. Enis Arıkan'la sosyal medyada canlı yayın yapan başarılı oyuncu karantinada çok kilo aldığını itiraf etti. Ezgi Mola'nın bu sözleri eski kilolu günlerine geri mi dönüyor sorusunu akıllara getirdi. Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtcu'ya doğum günü sürprizi.
Güzel oyuncu Kolpa grubunda solistlik yapan eşine 37. yaş günü için pasta yaptı ve bunu sosyal medyasında paylaştı. Merve Boluğur adım adım Oxford yolunda. Karantina sürecini fırsata çevirip üniversite sınavına hazırlanan oyuncu çözdüğü testleri sosyal medyasında paylaşmaya devam ediyor. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi'ni takibe başlaması çok dikkat çekmişti. Cansu Tosun'un Pes Artık paylaşımları. Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in çektiği Pes Artık isimli dizinin set görüntülerini sosyal medyasına koyan oyuncu, karantina sürecinde evde çekilen dizinin heyecanını sevenleriyle paylaştı. Ece Seçkin'in siber zorba isyanı. Geçtiğimiz günlerde manken Larisa Gacemer'in sosyal medya üzerinden kendisine yapılan saldırılara tepki göstermesinin yankıları sürüyor. Larisa'yı destekleyen bir diğer isim de şarkıcı Ece Seçkin oldu. Konu hakkındaki bir hashtagle siber zorbalara karşı çıkan Seçkin kısa bir açıklamayla da tepkisini dile getirdi. Yasemin Sakallıoğlu, Hande Erçel ve Bensu Soral'a meydan okudu. Karantina günlerinde resim yapanlar kervanına katılan oyuncu Hande ve Bensu Hanım'a meydan okuduğu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı olay oldu. Diva'nın 80'li yıllarda örgü örerken çektirdiği bir fotoğrafı sade güzelliğiyle çok şaşırtırken sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Hadisenin yeni pozları yine konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise'nin güçlü kadınların tutumları yoktur, standartları vardır notuyla paylaştığı yeni fotoğrafları yine çok beğenildi. Ay valla Hadise'yi severim ama şarkılarına yani fenalık geçiririm o. Ne şekermiş. Hadise'nin şarkılarına fenalık geçiriyorum dedim. Bir tane en son yaptığı şarkıyı seviyorum ama. Neydi o şarkının adı? Kop 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 ay, sabah. Ay, ay, ay. Ruhum sıkıldı. Evet. Ha, sen şey seviyorsundur kesin. Sağına soluna bakmaz. Hep bir ateş yok yakmaz. Ya hayır. Ya? Hep devamlı. Sen hiç Hadise'nin bir şarkısını sevmiyorsun. Bence şu an bayağı Hadise'nin şarkısını. Abi, bazen içim daralıyor yani. O, bu tip şarkıları hiç sevmiyorum. Yani hiç sıfır. Neyse. Peki. Ama Hadise'yi seviyorum. Ama sevdiğimiz şarkılarını da sevdiğimiz bir isimle karantina turuna başlamak isterim. Kimmiş? Emel Sayın. Emel Sayın'ın her bir zaman fotoğrafı, yıllar önceden bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Ve sadece Emel Sayın yok o fotoğrafta. Biz konuşurken fotoğrafı da bulalım. Seren, çok güzel değil mi fotoğraf? Çünkü beraber şarkı söylediler. Nasıl? Hep birlikte? Hep birlikte. Mavi Boncuk şarkısını söylediler. Bu bir klipten mi yoksa? Bu bir şarkının klibinde fotoğraf. Hepsi Emel Sayın'la beraber. Yani yıl 90'lar mı? 90'lar. Hmm. O yüzden de hepsi çok da güzel bir şarkı. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Yani herkese Mavi Boncuk dağıtanları şarkısı. Şimdi kimler var karede? Ya. Serdar Ortaç var. Serdar Ortaç biliyorsunuz son günlerde Seren Serengil'in yakın kankası. Burak Kut var. Mustafa Sandal hiç değişmeyen Mustafa. Asla. İşte bazı insan değişmiyor. Bunu şey kabul edin ya. Bazı insan değişmiyor. Bazı insan genç kalıyor. Bazısı ihtiyarlıyor yani. Bak hepsi Burak değişmiş. Burak Kut bile değişti. Bak herkes değişti. Ki Bebeto'dur lakabı ya. Mustafa duruyor mum gibi. Kenan Doğulu var. Aşkın Nur Yengi ve Yeşim Salkım. Yeşim Salkım'ı gerçekten tanımadım. Yani orada Yeşim Salkım gibi değil. Ama çünkü Emel Sayın. Kaşlar çok ince alınıyordu o zaman. O zamanlar öyle modaydı. Ondan o. Kahkül falan yapmış yani. Çok güzel bir çalışmaydı bu. Herkes de o mavi boncuğu tekrardan o jenerasyonu gündeme getirdi. Muhteşem. Yalnız Emel Sayın'ın bir prenses gibi, yani bir galler prensesi gibi orada oturup etrafında o sanatçılarla olması muhteşem bir fotoğraf. Emel Sayın bence bir özelliği de mesela sahne sanatçılarının Yeşilçam'da çok fazla görmedik yani o kadar başarılı olup yakıştığını. Yani sahne sanatçısı Emel Sayın fakat çok güzel bir kadın olduğu için Tarık Akan'la falan çekmiş olduğu o filmler klasik bir rüyadır. Çok güzel. Ve çok da yakışan bir ekrana çok yakışan bir kadın yani yüzü gözü ağzı burnu. Ben mesela hep şunu düşünmüştümdür. Nebahat Çehre gibi aslında dizilerde nasıl o anne rolünü oynuyorsa Emel Sayın da bence dizilerde olabilme. Çünkü rol kabiliyeti oyunculuğu da olan bir kadındı. Belki de tercih etmiyor olabilir.
şu anda? Ben mesela görmek istiyorum, biliyor musun? Güzel kadın Yani istiyorsun. hayır, ben de mesela Türkan Şoray'ı da görmek istiyorum. Hepsini görmek istiyorum. Yani Gülşen Bubikoğlu. Hayranıyım Onu çocukluğumdan beri eşinden dolayı mesela. eş artık. Evet tamam, hani Gülşen Hanım'ı göremiyoruz, öpüyorum onu, ama yani diğer sanatçıların mesela Emel Sayın'ı niye görmüyoruz ya biz? Bu da bir çağrı olsun. Seren Serengil görmek Ben istiyor. mesela dizilerde Emel Sayın olabilir arkadaşlar. Nebahat Çeyrek gibi. Çünkü kadın daha önceden oynamış. Oynadığı Çok da filmler de başarılı. çok başarılı, Çok çok başarılı. iyi. Niye mesela Emel Sayın'ı görmüyoruz? Daha çok görmeliyiz diye düşünüyorum o güzelliği. Elleri Türkiye'deki en güzel elli kadın. Yüzü de Ellerini bence bu çok güzel. kadar güzel kullanan, çok güzel tırnakları vardır, çok güzel elleri vardır. Çok da güzel kullanır zaten ellerini Evet. şarkı söylerken falan. Neyse, yani Serdar'a bakar mısın? Herkes birbirinden genç ama Mustafa harbiden aynen duruyor. Şimdi sabahtan biraz sonrasını veriyoruz. Arkadaşlarım beni çok arayınca ben de sim kartımı yedim dedi. Kim bu çatlak, kim olabilir? İrem Derici. İzliyoruz. Olay, olay, olay. Geçtiğimiz yıllarda psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen İrem Derici'nin o dönemle ilgili şok itirafı. Ekmek arasına sim kart koyup yedim. Oğuzhan Uğur'un şovunda yaptığı bu açıklamanın ardından aylar sonra geldiği kuaför sonrası basın mensuplarına konuşan İrem Derici'den samimi açıklamalar. Ünlü popçu karantina döneminde neden sürekli makyajlı? İrem Derici, Kenan İmirzalıoğlu'nu eleştiren Hande Ateize hakkında neler söyledi? Başarılı şarkıcı geçinemediğini iddia eden Demet Akalın için ne yorum yaptı? Birkaç sene önce psikolojik tedavi gördüğü söylentisi ortaya atılan İrem Derici, o dönem öncesi yaşadıklarını bir bir anlattı. İrem Derici, psikolojisinin bozulmaya başladığı bu süreçte neredeyse intiharı düşünmüş. Yaşadığı bunalımı detaylarıyla anlatan İrem Derici'nin hastaneye kaldırılmasına sebep olan olay bomba etkisi yapacak. İrem Derici'nin yaşadığı bunalım sonrası yaptığını söylediği hareket şok edecek. Sim kartımı ekmek arasına koyup düşünmeden yedim. Daha sonrasında gözünü terapistin karşısında açtığını söyleyen şarkıcı şaşırtmaya devam ediyor. Arada neler yaşandığını hatırlamıyorum. İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un şovunda yaptığı bu şok edici açıklamanın ardından aylar sonra geldiği kuaför çıkışında basın mensuplarına konuştu. Başarılı popçu karantina döneminde neden her gün makyajlı olduğunu şu sözlerle açıkladı. Makyaj yaptığımda sahnede hissediyorum. İrem Derici bu bayram için yapacağı ilginç bir projeden de bahsediyor. Şarkıcı 3 gün boyunca balkonundan bütün komşularına konser verecek. Muhabirlerin ünlülerin maskelerinin peşine düşmesinden rahatsız olduğunu söyleyen İrem Derici iddialı bir çıkış yapıyor. Beni örnek almayın. Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nu eleştiren Hande Ateizi'nin bu yorumu sorulduğunda İrem Derici Ateizi hakkında sert bir yorum yapıyor. Onu eleştirmek kimseye düşmez. Ayrıca geçtiğimiz günlerde çok tartışılan Demet Akalın'ın geçinemiyorum açıklamasına İrem Derici'den destek geliyor. Gelirimiz kadar giderimiz de var. Dalaman'dan Konya'ya giderken bütün ekip ben çöp tenekelerine kilitlendim. Bir arkadaşım da sandviç yerken neli sandviç yiyorsun diyordun ve telefon çaldı. Çıkartıp sim kartımı sandviçin içine koydum ve çatır çatır yedim. Hastaneye yatma sürecim de böyle başladı diyor. Yani korkunç bir şeyden bahsediyor ya. Delirmiş mi yani? Neyse ki atlattı. Hani oraları Evet. çok, hani üzerinde yorum yapabileceğim bile, ben artık bunları söylüyor, deli saçması şeyler yaşamış, geçmiş, bitmiş. Ama şeye takıldım. Ben diyor siyasetçi değilim, doktor değilim, o Evet. değilim, bu, beni niye örnek alıyorlar? Hiçbir mesleğin takip edilmediği kadar, özenilmediği kadar, istenilmediği kadar itibarlı ve herkesin yapmak isteyip de yapamayacağı bir mesleğe sahipsin. Mesleğini asla küçümseme. Sen tabii ki örneksin. Tabii ki örnek olacaksın. Tabii ki örnek bir şekilde yaşamak durumundasın. Çünkü seni seven hep o teenage grup var. Küçük yaşta bütün kız çocukları seni seviyor. Birçoğu seni sevdiği için seni örnek alıp senin gibi olmak istiyor. Tabii ki örnek teşkil ediyorsun. Bir kere bu son derece yanlış. Bir kere mesleğini küçümseme. Dünyanın en güzel mesleğindeyiz.
de en iyi, hiçbir iş adamının parayla satın alamayacağı forsa sahibiz. Olanlardan İtibara. itibara sahibiz. Bu, yani bazıları para kazanıyor parasıyla, ona bahşiş, buna bahşiş. Abi bunlarla bir şekilde bu şekliyle, gücüyle, parasıyla kazandığı şeyi sen sevginle kazanıyorsun. Sen sevilmekle kazanıyorsun. Dünyada daha geçerli bir meslek olamaz. O yüzden tabii ki sen örnek teşkil edeceksin. Ben orada çok karşıyım. Bunu bazen sanatçılar da Ama bunu söylüyor. sosyal medyada biraz daha rahat olmak için söylüyorlar galiba. Niye? Hani benim yaptıklarımı yapmayın kardeşim, ben kanaat önderi değilim. İstediğimi yaparım rahatlığının altını dolduruyor belki bu Yani laf. istediğini yapıyor olmak ve her istediğinin de doğru olmadığını biliyorsan eğer, Evet. biraz da hareketlerine dikkat etmek durumundasın bence. Söylemlerine de dikkat etmek zorundasın. Çünkü sevilen bir kızsın, sevilen bir sanatçısın. Şarkıların seviliyor, tutuluyor falan filan. Doğalsın falan. Doğalsın deniliyor. Bazen dozajını kaçırsan da o doğallığın. Yani ben İrem Derici'nin iyi bir şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Şarkıları da güzel. Ama Sesini de. söylemleri gölgeliyor onu. Aynı Aleyna'nın aslında konuştuğu zaman, battığı Gibi. zamanlarda olduğu gibi. Bazı sanatçılar çok fazla konuşmamalılar bence. Daha cool takılırlarsa yaptıklarını da gölgelemez konuştukları. Ama bak zaten başarıda %90 öyle, biliyor musun? Çok daha az konuşanlar. Mesela Ajda Pekkan'ı ben oturup böyle İşte star saatlerce. yapan o. Evet. Ulaşılmaz olmak. Şimdi Evet. mesela bir mekana haftanın her hafta gidersen, ilk önce ceketlerini iliklerler, hoş geldiniz derler. Bir daha gidersen, bir daha gidersen seni artık gördüysen ne yapar der en sonunda sana. Veyahut da nasılsınız der. Ve anlatabiliyor muyum? Yani bu birazcık uzak olmak, sıradan olmamak, birazcık mesafeli durmak, çok konuşmamak. Yani insanı daha fazla büyütür diye düşünüyorum. Veya İrem, umurunda değil bunlar İrem'in. Ama ben onun yerinde olmuş olsam, çok güzel şarkıları var. Başarılı da oldu. Acun'un programında ünlendi, değil mi? Yani Tabii O Ses oradaydı. Türkiye'de yarışmacıydı o. Hülya Avşar'ın yarışmacısı da elenenlerden biriydi ama sonrasında tabii aldı yürüdü. Fark etmez eğlenmesi. Her zaman söylüyoruz. Bir yarışmanın birincisi olmak demek başarılı olduğunu da göstermez. Ve aynı işte Hülya Avşar'ın örneği gibi. Hülya Avşar'ın da tacı yıllar önce alındı. Ama o güzel Hala. yarışmasına kimseyi hatırlamıyoruz. Hülya Avşar oldu bir Bu arada o star. yarışmanın birincisini gerçekten hatırlamıyorum. Bir erkekti ama oradan elenen, ilk sezondan elenen İrem Derici hayatımıza girdi. Erkek değildi canım. Bir erkekti. İlk şeyci. Murat Boz'un yarışmacısı. Sen onu söyle. Ben de Allah Allah diyorum. Türkiye Güzel Yarışması'na katıldı Ha yok şey, İrem Hülya Avşar. Derici'nin yarışması. Yani İrem'i böyle kabul edeceğiz artık. Yani öyle kabul Evet, peki ediyoruz. o zaman Ersin Korkut'un bu yeni köpeğiyle alakalı bir paylaşım yapmış, onu verelim. Ersin Korkut'a biliyorsunuz öldükten sonra ona çok benzeyen tıpatıp bir köpek alındı ve bu yeni köpeği, ya bu da çok güzel ya. Şapşal ya bunlar. Ya bu Bunlar çok ne güzel canım ya. ya. Ersin ne demiş? Başta Adını Acun koyalım abi demiş. ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mes'in ölümünü yarışmada katıldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm ama Mes'le çok güzel bir 12 sene geçirdim. Ay yavrum. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış. Arkadaşlarım ona sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul'da beni bekliyor. Mes'in anısını bu minikle devam ettireceğim. Tospik ya. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun demiş. Ve bekliyorum yorumlarınızı demiş. Mes olmasın tabii. Yok. Ay çok tatlı Yalnız ama. işte ben dün de seninle konuştum. Ben tekrar bağlanmaktan çok ürkerdim. Bu büyük bir cesaret. 12 yıl boyunca hayatını veriyorsun ona, evladın gibi. Sonra bir daha. Ay onlar Yani çok zor. onların evet ama evlat gibi düşün. En azından hani bir evladın ölüyor, diğerine sarılıyorsun gibi düşün. Öyle anlatabilirim. O yüzden onların varlığı özellikle yalnız insanlar için. Yani yalnızlık şöyle bir şey. İlla hayatında birisi olduğunda, olmadığında değil o yalnızlık. Birisi varken de yalnız hissettiren bir hayatın varsa, o köpekler o senin o boşluğunu dolduruyor hayvanlar. Hayvan çok bayağı. Çocukların da bence küçük yaşta çocuklara 5 yaşından 6 yaşından itibaren kesinlikle hayvan sahibi yapmalılar ebeveynleri. Çünkü onların ruh sağlığı açısından çok önemli. Merhamet duyguları, mesuliyet duyguları, vicdan, her şeyleri çok başka gelişiyor gerçekten. Yani köpek sahibi olmak veyahut da bir hayvan sahibi olmak diyeyim, ona bakmak çocuklara da mesuliyet veriyor. Sorumluluk veriyor. Veriyor, Şimdi evet. senin köpeklerin isimleri de çok orijinal. Sen de Ersin Korkut'a bir önerin olabilir mi?
Mesela bu köpeği, o yavruyu verir misiniz o yeni Bakayım. gelen yavruyu? Evet, ne koyalım adını? Sütlaça benzemiyor mu? Biraz Bilemem. sütlaç gibi. Yani bir İsmi düşünmem sütlaç lazım. olsun. Ben öyle hemen birdenbire bir Aile düşüneyim tanımı ben. hemen şöyle söylemezsem olmaz işte. Sen şimdi aklına ne geldi senin? Biliyorsunuz Noi Noi var, Tokyo var, Lady var, Bam Bam var. Onların hepsini kendimce O Noy Noy kurt köpek mesela olan neydi adı? Rita. Rita var. Bir Onun tane daha soyuna var. bakınca Rita demek içimden geldi Ha, sen mesela. direkt görünce bu Rita ol. Evet. Kimseye de mesela isim koydurtmuyorsun. Yok mesela Noy Noy çok korkan bir hayvan. Onu Evet. böyle seviyorduk başta. Noy 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 diye seviyorduk. Adam o Ha, yüzden Noy onun Noy oyunu kaldı kaldı. yani. Tokyo işte dizi film var ya bir tane. La Casa de La Papel. Casa de Papel'in oradaki Tokyo'dan. Oradaki kız inatçı, hırslı bir kız. Benim Tokyo'da öyle. Ya çok Oradan onu tatlı. öyle. Şimdi buna da yani bu yaşlı adam suratlı biliyor musun? Ha. Buna bir değişik bir isim Yaşlı adam lazım. suratlı bir şeyden yola Ay çıkarak çok tatlı yapalım. Çok suratlı be tatlı ya. gerçekten. Allah'ım ya Rabbim. Yorumlar tabii yıkılmıştır. Önerilerinizi bekliyorum diyor Ersin Korkut. İstanbul'da da Ersin'i bekliyor. Evet, daha Köpek. dönmediler mi onlar? Onlar dönmediler ama bu hafta bir çıkartma yapacak yine özel bir izinle. Bence şeyden önce Bir şey yapması söyleyeceğim. lazım. Bunlar şimdi gelince karantinaya girmiyorlar. Ben anlamadım nasıl olacak bu Valla iş. girecekler. 15 gün. Öyle bir şey şansları yok. 14 Ha. gün karantinası mecbur var. Tabii ya Herkesin var. Yurt herkes dışı ama. temaslı. Evet, orada bir karantina gibi bir ortamdalar ama ne olursa olsun. Uçağa Çünkü binecek turist de inecek. yasak ya şimdi de yurt Evet. dışından hiç kimsenin gelmesi artık olmayacak Yok, yani bu artık yok. sezonda. O yüzden de soruyorum yani nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Bakalım göreceğiz. Efendim, reklama gidiyoruz. Dönüşte tekrar burada olacağız. Bakalım bizi hangi haberler bekliyor? Sürpriz. Programımızın sonuna geldik. Şunu da söyleyelim Seren. Evet, İstanbul'a dönenler şu anda bir karantina ortamındalarmış. Dominik'ten dönenler İzmit'teler. Karantinaları devam edince de işte bitince de evlerine dönecekler. Ne Bunu da güzel. söyleyelim. Seren hemen nasıl karantinada olmaları lazım onların. Hayır ben Doğru. şunun için söylüyorum. Yani sağlık söz konusuyken kim olursak olalım, ne olursak olalım herkes aynı şeye riayet Pozitif etmeli ayrımcılık diye yok. düşünüyorum. Evet o yüzden de sorma gereği hissediyorum gayet Bugün normal olarak. bizden bu kadar. Yarın haftayı kapatacağız, değil mi? Haftayı Acaba kapatacağız. yarın Serengil saçını ne yapacak? Saçlarımı işte koyulaştırdım Ne öyle dediniz diye. giyecek? Ya, öyle mi? Hep Tabii. derdimiz bu Tabii. zaten. Ben mesela Seda abla mesela şov yaparken şey yapar, iddia girerdik. Ben yeşil derdim, arkadaşım pembe. Hangimiz daha yakınsa ona, o kazanırdı. Aa, Seren Serengil bakalım yarın ne renk giyecek? hepinize öperiz. Yarın Bye. görüşmek üzere.